Merhabalar, isim Mehmet Altınkaya. Teleperformans Türkiye Uşak Lokasyonu'na katılıyorum. Sizinle birlikte Orta Asya'ya özgü olan, Türk halk müziğinde büyük yeri olan telli, yaylı ve deri kapaklı sazların tek örneği olan kabak kemaneyi birlikte yapacağız. Atölyeye geldik. Kabağımızı seçtik. Kabağımız şimdi zımparalayacağız. Üzerinde pürüzler var. Pürüzleri gidereceğiz. Ve nereden keseceğimize karar vereceğiz. Önce başlayalım zımparalamaya. Temizlendikten sonra kesim işlemine geçtik. Kabağımızı kestik ve bitti. Kesme işlemimiz. Artık için temizlemeye geçeceğiz. Gördüğünüz gibi tohumları, çekirdekleri içerisinde. Bunları da seneye yapmak için tarlamıza dikeceğiz. Ve seneye belki size başka bir şeyle karşınıza çıkacağız. Sıntaz fırçayla temizleyeceğiz. Şu malum çok kaba bir tohumlarının tuttuğu yerler var. Onları almamız gerekiyor. Hem de ne kadar çok incelirse enstrümanımızın sesi o kadar hoş olacak. Şimdi inceltme yoluna bakıyoruz. Sapımızı istediğimiz kıvama getirdik. Gerekli törpülemelerimizi yaptık. Kabağımızda ise gerekli yerlerde delimlerimizi yaptık. Sapımızı takacağız. Ve artık bunu geriyoruz. Tutkalla yapıştıracağız. Ve sapımızı takacağız. Daha sonra da tellerimizi gereceğiz üzerine. Ve kabak kemanemizi tamamlayıp çalmaya başlayacağız. Artık kurumasını bekliyoruz. Yayımız 51 santim. Burada görmüş olduğunuz kıllar ise atın kuyruğundaki kıllardan oluşmakta. Biraz önce görmüş olduğunuz gibi gelmiş olduğumuz bu zar, dananın kalbinin zarı, yürek zarı. Sesimiz yürekten çıkıyor. Gördüğünüz gibi tellerimizi de gerdik ve artık tamamladık. Ses almaya başlayabiliriz.